TRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye yüzyılı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritasıdır. Türkiye yüzyılı, milletimizin asırlık hayallerini gerçekleştirip çok daha büyük hedeflere yürüme azmidir. Türkiye yüzyılı İstiklal Harbi ruhuyla 85 milyonun sırt sırta verip istikbali inşa etmesinin adıdır. 85 milyon gönül birliği içinde inşallah bu vizyonu adım adım gerçeğe dönüştüreceğiz. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun ilk adımını mecliste zaten atmıştı. Mütebakim 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçiminde verdiği kararla Türkiye yüzyılını sahiplendiğini de ortaya koydu. 10 yıllardır haksız eleştirilere maruz kalan Türk demokrasisi tartışmasız bir şekilde bu seçimin en büyük kazananı oldu. Buradan bir kez daha iradesine ve geleceğine sahip çıkan aziz milletimin tüm fertlerine teşekkür ediyorum. %52,18 oy oranıyla şahsımıza 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanı sunan her bir kardeşimin sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Tercihini hangi yönde kullanırsa kullansın, sandığa giden vatandaşlarımıza karşı mesuliyet duygusuyla hareket ediyoruz. Nasıl 21 yıldır milletin emanetine sadakatle sahip çıktıysak, inşallah bundan sonra da bu emanete gölge düşürmeyeceğiz. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmadan, gelecek nesillere üzerinde mutlu, müreffeh yaşayabilecekleri bir ülke bırakmadan huzura ermeyeceğiz. Bunun için yürütmesi, yasaması, yargısıyla devletin organları arasında uyumlu bir işbirliğinin tesisi çok mühimdir. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, mecliste grup kurabilmek için çaba gösterileceğini, bu arayış içinde olmalarının gayet tabii olduğunu söyledi. Gönül isterdi ki adil bir seçim dönemi geçirmiş olalım. Fakat ne yazık ki ikisi de olmadı. Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyona, akla hayale gelmedik yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan, samimiyetle gayret gösteren Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyor. Hemen hemen her iki seçmenden birinin oyunu almayı başarması nedeniyle de kendisini tebrik ediyorum. Elbette hiçbir mazeret başarının yerini tutmaz. Ama bu seçimlerin hangi anormal şartlar altında yapıldığı gerçeği de mutlaka göz önünde bulunmalıdır, bulundurulmalıdır. Ne yazık ki seçimlerde ağır bir kamplaştırma ve kutuplaştırma siyaseti yürütüldü. Saadet Partisi olarak elde ettiğimiz seçim sonuçlarını titiz bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu amaçla seçimin hemen ardından başkanlık divanımızı topladık. İlk değerlendirmelerimizi yaptık. Elbette her siyasi parti gibi bizim de bu seçim sonuçlarından çıkaracağımız dersler var. Önümüzdeki günlerde de hızlı bir şekilde il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, genel idare kurulumuz ve bütün milli görüşçü kuruluşlarla bir araya gelerek sonuçları bütün yönleriyle ele alacağız. Artılarımızı olduğu kadar eksilerimizi, doğrularımızı olduğu kadar eksikliklerimizi de dürüst ve samimi bir şekilde masaya yatıracağız. Kendi payımıza en doğru değerlendirmeleri yaparak milletimizin
en hızlı ve en geniş şekilde kucaklamanın yollarını aramaya devam edeceğiz. Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Eflani'nin yeni turizm cazibelerinden biri olacak olan Taşan binasını turizme kazandırabilmek için yeni çalışmalara süratle imza atacaklarını belirtti. Eflani'de tabii küçük kalacak oteller var ama bu Çalışlar Mahallesi'nin oraya yaptığınız bir bina vardı. O bina konusunda bir gelişme var mı? Nedir? Önümüzdeki dönemde bu yapıyı mutlaka canlandıracağız. Turizmin hizmetine sunacağız. Niye aksadı, niye gecikti? Biz aslında bunu 15 yıl önce öngördük. İlçemizin bir turizm potansiyeli var. Dışarıdan gelen insanları konaklamak için bir konaklama tesisine ihtiyacımız var diye düşündük. Kolları da sığadık. 70 yataklı bu otelimizin kaba inşaatını tamamladık. Ancak geçtiğimiz o dönemde Eflani'de yaşayan bizim de seçmenimiz olan insanların taleplerinde bir takım değişiklikler oldu. Farklı talepler ortaya çıktı. Bu talepleri yerine getirebilmek için oradaki projemizi askıya almak zorunda kaldık. Yani bunlardan bir tanesi de Taşan'dı. İlçemizin içinde gerçekten metruk, harabe vaziyette iki tane caddemizi oradan geçen insanları tehdit eden bir haldeydi. Buranın kamulaştırmasını yaptık. Restorasyonunu gerçekleştirdik. Bu sefer işletme konusunda bazı sıkıntılar yaşadık. Kiraya verdik. Kiracılarımızla sorunlar yaşadık. Netice itibariyle bir yıl önce bir arkadaşımız burayı kiraladı. Kız öğrenci yurdu olarak işletmeye başladı. Okulların deprem dolayısıyla tatil edilmesinden sonra da burayı konaklama tesisi olarak kullanmaya başladı. O günden bugüne çok sayıda hem misafirimiz hem hemşehrilerimiz burayı konaklamada tercih ediyorlar, kullanıyorlar. Bu da bizi cesaretlendirdi. Yani iyi bir işletmeci olursa bu oteli biz yaparsak oteli de çalıştırabiliriz diye cesaretlendik. Yine içinde bulunduğumuz bu Ortakçı Göleti, buradaki tesis yine geçen yıl buradaki işletmecinin değişmesinden sonra bir ivme kazandı. İnsanlar gelmeye başladı, tercih ediyorlar. Yine bu işletmenin bir takım ilave yatırımları var. Kır düğün salonu yapılıyor. Bungalov evler planlıyorlar, yapacaklar. Bir tane örnek yapılmış. Dolayısıyla gelişen şartlar neticesinde bu oteli mutlaka ilçemize kazandırmamız lazım. Kastamonu Valisi Avni Çakır, Çökgaz Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi'nde yıllık 8,5 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi üretildiğini söyledi. Çakır, özel idare toplantı salonunda düzenlenen Kastamonu Mahalli İdareler Birliği toplantısında birliğin asil görevlerinden birinin katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren transferi ve bertaraf edilmesi olduğunu belirtti. İlimiz genelinde katı atıkların aktarma istasyonlarından itibaren transferi ve düzenli depolama tesisine getirilerek burada da bertaraf etmesi işlemini içermektedir. Birliğimiz bu görevini 2015 yılından itibaren kesintisiz bir şekilde yerine getirmektedir. İl genelinde belediyeler ve il özel idaresimizde toplanan katı atıklar Devrekhane ilçemiz Sarıyonca köyünde bulunan katı atık bertaraf tesisi bize getirilerek de burada bertaraf işlemleri yapılmaktadır. Aynı zamanda burada bildiğiniz gibi çok fazla elektrik enerjisi üretim tesisimiz de bu yerde mevcut. Ve burada yıllık olarak da yaklaşık olarak 8,5 milyon kilowatt elektrik enerjisi üretilerek hem ulusal ekonomimize katkı sağlamakta hem de gelir elde edilme süreciyle de katı atık işlemle giderlerimizin de önemli bir finansmanı bu tutardan karşılanmaktadır. 2022 yılında yüklemeci firmanın üretmiş olduğu elektrik hasılatından aldığımız pay tutarı 9.905.571 Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Bu süreçte ödemelerdeki gecikme cezaları ve diğer tahsilatlarla beraber eklendiğinde de 10 milyonların üzerinde bir gelir elde edilmiştir. Kastamonu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve işletmelerin kapasitesinin artırılması amacıyla köyüme dönmek için bir sürü nedenim var projesinin ikinci etap protokolü imzalandı.
Kastamonu Valiliği ve İl Tarım Orman Müdürlüğü ile Zonguldak Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında 23 Kasım 2021'de imzalanan projenin ilk etabında 11 yetiştiriciye 819 koyun faizsiz olarak 7 yıl geri ödemeli verildi. Kastamonu Valiliği'nde İl Tarım Orman Müdürlüğü'nce hazırlanan köyüme dönmek için bir sürü nedenim var projesinin ikinci etap protokolü imzalandı. Kastamonu Valisi Avni Çakır gazetecilere küçükbaş hayvancılık konusunda eksiklikler olduğunu söyledi. Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda ilimizin potansiyellerinin daha çok harekete getirilmesi, küçükbaş hayvancılığın mevcudiyetimizin de artırılması noktasında başlatmış olduğumuz projemizle alakalı yeni ikinci etabın sözleşmesi imzalayacağız. Projemizin ismi malumunuz olduğu üzere daha önce de duyurmuştuk. Köyüme dönmek için bir sürü nedenim var projesi. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz koordinasyonda, Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüğümüzün de bu konudaki proje destekleriyle birazdan ilgili başkanlığımızla sözleşmemizi imzalayacağız. Tabii bu coğrafyada bu meraların, bu yaylaların, hadi nispeten büyükbaş hayvan görüyoruz ama özellikle küçükbaş hayvan konusunda sizlerin hepinizin gözlemi maalesef çok ciddi bir eksikliğimiz vardı. Bu kapsamda bizler de bakanlık olarak, valilik olarak, özel idare olarak bu anlamda ilgili meslek odaları arkadaşlarımızla beraber sorumluluk yüklenmek ve çiftçilerimize bu konuda küçükbaş hayvan mevcudiyetini artırmak isteyen çiftçilerimizle imkan sağlamak, onları desteklemek noktasında Ziraat Bankası ile böyle bir işbirliğine gittik. Bu konuda ilk projemizi geçen sene araç ilçemize gerçekleştirmiştik. Ve bunun devamı geleceğini de söylemiştik. Bugün inşallah ikinci etabını başlatacağız. Daha sonra Vali Çakır, İl Tarım Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, Kastamonu Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz ve Ziraat Bankası Şube Müdürü Metin Özcivelek arasında protokol imzalandı. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Karabük Üniversitesi'nde 4. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu başladı. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik uygulamalarının bilim insanları, araştırmacılar, sektör temsilcileri tarafından ele alındığı 4. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda başladı. Afet azaltma ve önleme, jeotermal enerji, jeoloji, jeofizik, jeokimya ve mimarlık ve şehircilik alanında uzman pek çok bilim insanının bilgi, fikir ve deneyimlerini ulusal ve uluslararası geniş katılımla paylaşarak konu ile ilgili literatüre katkı sağlaması amaçlanan sempozyumun açılışına Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Mustafa Yaşar ve Profesör Doktor İzzet Açar, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun, davetli katılımcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 6 Şubat depremleri bize şunu gösteriyor. Bir kez daha aslında anlıyoruz. Biliyorduk ama defalarca anlıyoruz. Yer bilimleri ve inşaat mühendisliğinde yapılan çalışmalar çok kıymetliymiş. Bu yapılan çalışmaların elde edilen sonuçlarıyla tasarımların yapılmasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu sempozyumla da bunu tartışacağız. Biz nedense daha önceden de söylemiştik bunu. Biz Türk'üz, bize bir şey olmaz. Yani bu hala aynı kafadayız. Yani neresine gidersek gideyim, trafikte bize bir şey olmaz. Depremde bize bir şey olmaz. Sel afeti olur, bize bir şey olmaz. Açılış programının ardından sempozyumda geoteknik mühendisliği ve mühendislik jeolojisi, deprem mühendisliği, yapı mühendisliği, inşaat ve yapı malzemeleri, ulaştırma sistemleri ve mühendisliği, su kaynakları mühendisliği ve hidrolojisi, çevre mühendisliği konuları ele alındı. Sempozyum 2 Haziran'a kadar devam edecek. Tebrik ediyorum böyle önemli bir konuda böyle bir organizasyonu yaptığınız için üniversite olarak ve bu konferansı da düzenli olarak her sene tekrarlayabildiğiniz için önemli bir katkı bu alana.
Çünkü hem bu bölge hem Türkiye'nin pek çok bölgesi çeşitli afetlere karşı açık, deprem, heyelan, yangın ve benzeri. O yüzden son derece önemli bu tür toplantıların yapılması, bilginin paylaşılması. Burada da hem Türkiye'den uzmanlar hem yurt dışından uzmanlar tecrübelerini paylaşıyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden sonra artık ülkemizde klasik betonarme binaların haricinde yeni yapım teknolojileri nedir diye bir soru ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığımızın kurmuş olduğu risk kalkanı modelinde 8. grup yeni yapı teknolojilerinde de biz de o grupta yer alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yapıların sağlığını izleme. Ne demek yapıların sağlığını izleme? Bir nevi yapıların erken teşhisini yapma. Yani sanki bir hasta nasıl doktora gidiyor, belirli aralarla check-up oluyor. Biz de yapılarımızın sağlığını 7/24 izleyelim. Deprem olmadan önce depremde yıkılabilecekleri önden tespit edelim veya deprem olduktan sonra depremde hasar görmüş yapıların hasar mekanizmalarını, hasar türlerini, hasar derecelerini hızlı bir şekilde değerlendirelim istiyorum. İsmail Erşahin, Eflani Ortakçı Göreti'nin işletmeciliğini aldıktan sonra alana yeni bir soluk getirmişti. Erşahin yeni projeleri hayata geçirmek için kolları sıvadı. Deneme aşamasında ahşap bir konaklama yerleşkesi oluşturan İsmail Erşahin'in yeni hedefi doğa harikası Ortakçı Göreti'ne onlarca bungalov ev yaparak konaklamalı turizmin önünü açmak. Eflani'ye geldiniz. Güzel gölet. Çok hoşunuza gitti. Muhteşem bir doğa. Orman içindesiniz. Tabii ki diyorsunuz ki ben burada bir akşam kalsam. Kalabilir mi İsmail abi? Şu anda belki değil ama önümüzdeki günlerde kalacak. Biz bir tane örnek ev yaptık. Zaten buraya her gelen ziyaretçi hemen konaklamanız var mı diye soruyor. İşte tek sıkıntı konaklama. İnşallah onu da kısa zamanda çözeceğiz. Buraya böyle yani 20-30 tane bungalo tipi evler falan yapılsa böyle insanlar gelir değil mi? Burası doğa harikası bir yer. Zaten burayı gören şaşırıyor. Böyle güzellik nerede diyor, ilk defa görüyorlar. Biz bunu yayınladıkça millet keşfetmeye çalışıyor. Burası eğer bir 20-30 tane konaklamalık ev yaparsak burası da patlama olur. Burası da cennet olur yani. Bölgemiz aslında doğa güzellikli olarak gerçekten çok güzel. Geçtiğimiz yıl içinde Karabük Valimizle birlikte buraya Kastamonu eski valisi Enis Yeter Valimizle birlikte burada bir çekimler yaptık. Sayın Kastamonu Valimiz, Avni Vali de ya çok güzeldi oralar, mutlaka bir göreceğim demiştik. Görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Gerçekten mükemmel. Karabük Valimiz de geldi. Zaten bu mükemmellikte yürüyüşler yaptık. Harika olduğunu söylediler. Tabii bizler de buraya güzellik katarsak geleceğin yıldızı olacağını düşünüyorum Eflani Park'ın. İnşallah biz de temenni ediyoruz buradan. Mutlaka buraya bu tip konaklama tesisleri kurulursa çok daha güzel olacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde turizme çok ciddi anlamda kazandır. Çok kolay gelsin, başarılar dilerim. Ben teşekkür ederim. BRT TV'ye her zaman yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum. Osman Başkanım, size de saygılar sunuyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için. Kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Zonguldak'taki bazı eğitim sendikalarının temsilcilikleri öğretmen Haydar Erduran'ın darp edilmesini kınadı. Eğitim Bir Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş ve Eğitim Sen il temsilcilikleri Erduran'ın darp edilmesine ilişkin olayın yaşandığı Zonguldak Fen Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Okulumuz etrafında, pansiyon etrafında menfur bir saldırı sonucu üzücü bir olay nedeniyle toplanmış bulunuyoruz. Elbette bu olaylar ne ilk ne de son olacaktır. Buradaki Haydar arkadaşımıza yapılan saldırı, görevi başında yapılan bu saldırı aynı zamanda devlete, valiliğe, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve bütün camiamıza karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Elbette bizim arkadaşımıza uzanan bu elleri nefretle, şiddetle kınıyoruz. Haydar arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi bildiriyoruz. Önemli olan bu tür menfur saldırılara karşı devletimizin etkin ve çok yetkin olarak görev alması ve bu tür uyuşturucu, vali, diğer gibi kullanan kişileri tedavi edilmesi noktasında göreve davet ederken elbette eğitime bakışı bir kez daha masaya yatırılmalı. Daha etkin ve yetkin görevler verilmeli. Böylece bu saldırıları daha yetkin cezalandırılmalı.
kontrol altına alınan eğitim emekçisi arkadaşımızın yaşadığı bu vahim olay, okul pansiyonlarının ne kadar kendi haline bırakıldığını da bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu yüzden daha önce de müteahhit defalar eylemlilik ve sosyal medyada veya basınla da paylaştığımız gibi öğretmenin çok ciddi bir meslek kanununa ihtiyacı var. Bugün arkadaşlar, arkadaş demekten de imtina ediyorum, çapulcular bugün 3-5 tanesi içeride. AK Parti Bolu Gençlik Kolları Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi halinde heykelini dikeceğini söylediğini hatırlatarak belediye önüne çimento torbaları bıraktı. AK Partili Gençlik Kolları Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Bolu Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak ve bir grup partili Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasının yapıldığı 28 Mayıs akşamı Bolu Belediyesi binasının önüne 10 torba çimento götürdü. Bayrak burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Bolu'nun en görünür yerine heykelini dikeceğini söyledi. Öncelikle 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye yüzünü başlıyor. Ben buradan Tanju Özcan'a sesleniyorum. 1,5 ay önce eğer Recep Tayyip Erdoğan tekrar seçilirse onun enişte gelini heykelini dikeceğim diye bir sözü vardı. Anadolu insanının bir tabiri vardır. Erkek adam sözünü tutar, delikanlı adam sözünü tutar. Ben Tanju Özcan'a buradan diyorum ki ben yeri belirledim. Yetmez ama ben yeri belirledim. Heykeli dikmek de sana kaldı. Teşekkür ediyoruz. Batı Karadeniz bölgesindeki yerel eylem gruplarının Avrupa ülkelerinde düzenledikleri çalışma gezileri kapsamında Portekiz'in Arauca kentinde bulunan Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, gezileri sırasında sosyal medya hesabından uzunluğu 516, yüksekliği 176 metre olan bir köprüden canlı yayın yaptı. Yaşar, bu bizim de hayalimiz olan bir proje ve bölgemiz turizmini geliştirmek için böyle bir köprü yapacağız dedi. Pınarbaşı Belediyesi'nin de dahil olduğu CİDE Yerel Eylem Grubu Derneği'nin yıllık uygulama planında yer alan temalardan yerel eylem grupları ağı, iyi uygulama örneklerinin paylaşımı, İPART programının yaygınlaştırılması ve kırsal kalkınmaya yeni yaklaşımların öğrenilmesi etkinliği kapsamında Portekiz ve İspanya gezileri düzenlendi. Evet. Canlı yayın mı? Canlı yayında. Köprüyü deniyoruz. Şu anda. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Portekiz'de bulunan heyetteki Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, Arauca'da bulunan bir köprü üzerinden sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Uzunluğu 516, en derin yerden yüksekliği 176 metre olan bu köprünün bir benzerini Pınarbaşı'nda yapmak istediklerini ifade eden Yaşar, izlenimlerini hemşerileriyle paylaştı. Yürüme yolu yapmışlar aşağı inmek için. Görüyorsunuz karşıda da yine ahşap yürüme yolu var. Bu yürüyüş yolunun 8 kilometre olduğu söyleniyor. Biz de hayalimizdeki köprüyü gerçekleştirdiğimizde Pınarbaşı'na muhteşem bir değer katacağız. Evet, Cem Başkanım da bir şeyler söyledi. Sevgili Pınarbaşılılar, herkese merhabalar. Çok yakında bu köprünün daha uzunu ve daha yüksekte olanı inşallah Pınarbaşı'na ve cam olanı ve teras, evet, cam olacak. O da ayrı bir değer katacak. Çok yakında Pınarbaşı'na kazandırılacak. Yapılamaz bir şey olduğunu gördük. Cem Başkanım'la birlikte deneyimledik. Şu anda üzerinden geçiyoruz. Size ekrana baktığım için aşağıya bakmadığımdan korku hissi yok. Aşağıya baktığımda herhalde bacaklarım titremeye başlar. Kamerayı değiştirdim mi? Aşağıyı da gösterdim. Aşağıyı da gösterdim. Tamam. Derhal görüyorsunuz. Burada. İleri göstersen daha rahat. Şöyle ve ileride şeyi de gösterdim. Ahşap yolu da. Terası değil mi? Evet. Terası ve ahşap yolu. Sağ tarafa da bakalım. Evet tabii. Hemen sağ tarafa bakıyoruz. Sağ tarafta da. Ama şunu bilin. Şundan emin olun. Bizim planladığımız valla kanyonunun
girişinden güzel bir yer değil. Daha doğrusu bizim memleketimizden güzel bir yer yok. Her ne kadar buralara da gelip görüyorsak da tamam bir şeyleri tecrübe etmek adına geliyoruz ama cidden söylüyorum Türkiye cennet, evet bunu bilin. İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri organizasyonunda Eski Pazar'dan katılan Hatice Öz ödül aldı. Yılın en başarılı doğal ürün markası ödülünü almak üzere sahneye davet edildi. Neva Prodüksiyon tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri La Quinta by Wyndham Otel'de 30 Mayıs 2023'te yapılan programla sahiplerini buldu. Eski Pazar'dan törene katılan Hatice Öz, en iyi doğal ürün kategorisinde yılın en başarılı ve kariyerli kişisi ödülünü aldı. Özer ailesinin acı günü. Karabük Eflani Gelecek Köyü'nden İstanbul'da uzun yıllar fırıncılık sektöründe hizmet veren Satı Özer, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 72 yaşında İstanbul'da vefat etti. Satı Özer, Eflani Gelecek Köyü'nde öğle namazına mütakiben kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul başta olmak üzere İstanbul'dan çok sayıda iş insanı, dernek, cemiyet insanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hoş olsun. Hakkım 60 adım adımında size sevap nail eylesin. Satı amcamız bizlerden son olarak hak helalliği istemektedir. Satı amcamızı dünya hali hayatında nasıl biliriz? İyi biliriz. İyi bir mümin. BRT ve ailesi olarak Satı Özer'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarıyla sevenlerine başsağlığı dileriz. Lehi ve sahbihi ecma'in. İlahi Rabbil Alemin. Senden aldığı emanete yine sana ulaştıran, sana döndüren Satı amcamızı sen rahmetinle ve rahmetinle muamele eyle Allah'a. Allah için namaza. Allahu ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Merhum ruhu için Allah razı olsun. El-Fatiha. Bu arada da buradan geçebiliyoruz mu? Geçer, geçer buradan. Geçer. Karabük'te bir apartmanın 12. katından düşen 2 yaşındaki çocuk kaldırıldı, hastanede yaşamını yitirdi. Yenişehir Mahallesi'nde bir sitedeki 16 katlı apartmanın 12. katında oturan Sarıpınar ailesinin 2 yaşındaki çocuğu Alparslan henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi ve komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Karabük'te 5 metre yükseklikteki istinat duvarından araç çayının kenarındaki beton zemine düşen Sait E.A. yaralandı. Halatla bağlanıp vinçle yukarıya çekilerek kurtarılan Sait E.A. hastanede tedavi alındı. Neyse geri Olay akşam saatlerinde kent merkezinde bulunan balık pazarı mevkiinde meydana geldi. Sait E.A. 5 metre yükseklikteki istinat duvarından araç çayının kenarındaki beton zemine düşerek yaralandı. Sait E.A. düştükten sonra annesini arayarak yardım istedi. Anne durumu polis, AFAD 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Sait E.A.'yı halatla bağladığı sedyeyi vinçle yukarı çekerek kurtardı. Sait E.A. olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sait E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde panelvanın hafif ticari araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikametinde seyreden yabancı uyruklu Ahmet O yönetimindeki panelvan, Gümüşova mevkiinde emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari aracı arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince yapılan kontrolde hafif ticari araçtaki Muhammed Atalay ile Ahmet Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Ahmet O ile yanındaki Vardah M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde park halindeki tırı arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Araçtaki çocuk yaralandı. Ali D'nin kullandığı otomobil Samsun Ordu Karayolu Ambarköy mevkiinde kontrolden çıkarak yolun sağında park halindeki tırın römorkuna çarptı. Römorkun altına giren otomobilin sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücünün 8 yaşındaki kızı SND ise yaralandı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen AFS'deler yeni iş yerlerine taşındı. İlçede yaşanan sel afeti sonrası toplu konut idaresi tarafından küçük sanayi sitesinde inşa edilen 56 iş yerinde esnaf müşterilerine kapılarını açtı. Sanayi esnafından Yaşar Cahit Altıntaş yaşadıkları afetin ardından devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Dükkanlarımızı teslim aldık. Sağlam oldu. Devletimiz sağlam bir dükkanlar yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Artık işbaşı yaptık. Esnaf Melih Yüksel ise artık işbaşı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Ayancımızda daha evvelden de çok yükseller olmuş ama böylesi tarih yazmış değildi. Ama devletimiz anında yanımızda oldu ve küçük sanayide 16 tane dükkanımız sel felaketinde aldı götürdü. 40 tane de küçük uyum yapı kooperatifinin de binalarını, dükkanlarını yıktı. Komple Sirbaş'tan 56 tane dükkanı devletimizin sayesinde yeniden yerli yerine yapıldı. Ditip Maruf Fatih Camii geleneksel bahar şenliğini 26-27-28 Mayıs'ta düzenledi. Yapılan kermese bölgede bulunan cami dernekleri yöneticileri, din görevlileri, çeşitli STK yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ditip Mal Fatih Cami Başkanı Muhammed Çatmak, Başkan Yardımcısı Fikret İnam, Kadın Kolu Başkanı Melek Çatmak, Kadın Kollarından Necla Kocaman ve Güngör Ermiş, BRTV'ye açıklamalarda bulundu. Muhammed Çatmak, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yani DİTİB kısaltırışı, Marıl Fatih Camii Dernek Başkanıyım. Bu yılki bahar şenliğimizi elhamdülillah yavaş yavaş sonlarına gelmiş olduk. Yine her zaman yanımızda olup bizleri yalnız bırakmayan Ali İnan abimize ve Batı Karadeniz TV aracılığıyla memleketimize buradan kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Bu vesileyle kadın kolumuza, gençliğimize, kızına, burada emeği geçen bütün gönüllü dostlarımıza, huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bugün 3. günümüz bahar şenliğimizin. Elhamdülillah çok yoğun ilgi ve katılımla bitiriyoruz ama çok güzel geçti. Özellikle tabii ki yönetimlere de çok çok teşekkür ederim. Kadın kollarına çok teşekkür ederiz. Kız gençlerimize, hepsinden de Allah razı olsun. Çok güzel geçirdik. Bu hafta Marıl Ham Fatih Camii'de yazlık şenliğimiz vardı. Çok kalabalık geçti, çok güzeldi. Ben de buranın sponsoru oldum, ana sponsoruyduk. Ve pasta aldık. Herkese teşekkür ederiz. Burada hizmeti geçen
herkese Allah razı olsun. Böyle şenlik Türkiye aratmayacak bir şenlik yaşadık. Allah inşallah seneye de yine aynı şekilde bu şenliği yaşatmayı nasip eder. Karabük'te yaşayan orman işletme şefi Ferhat Karapınar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycanlı Server Beşili'nin yardım malzemeleriyle doldurduğu eski aracını diorama tekniğiyle canlandırdı. Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 42 yaşındaki Karapınar, eski kırmızı arabasının üzerindeki yardım malzemeleriyle Bakü sokaklarında hareket ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan ve milyonların gönlünde taht kuran Beşirli'den etkilenerek o anı ölümsüzleştirmeye karar verdi. Karapınar yaklaşık bir hafta süren çalışma sonucu ortaya çıkardığı maketi müdürlükteki çalışma odasında sergiliyor. Karapınar son maketiyle şu ana kadar yaptığı yaklaşık 50 eseri ilerleyen süreçte kurmayı planladığı müzede izlenime sunmak istiyor. Genelde sabır işi olduğunu görenler hani hayret ediyorlar. Aa, bu da bu muydu? Yani çünkü öncesini bilip sonrasını görmek insanları hayrete düşürüyor. Bu resmi zaten deprem Azerbaycan'ın kardeşlik görevini yerine getiren, yani iki devlet ama tek milletiz. Server Beşerli abimiz aracıyla yokluğu bizle paylaşmak istedi. Ben bu resmi internette veya da televizyon ekranlarında gördüğümde direkt ben bunu yapmalıyım istedim ve Türkiye şartlarında bu modeli bulamadım. Sağ olsun bir arkadaşım vasıtasıyla Almanya'dan getirttirdim. Server Beşirli'nin arabasının o dokusunu, o hissiyatı yaşatmak için her şeyi işledim. Bu aracı yapmam yaklaşık bir hafta falan aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca devlet-millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Aile Destek Merkezleri projesi kapsamında Sinop'ta açılan takı tasarım kursuna katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nce yürütülen proje kapsamında Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kadınlara yönelik takı tasarım kursu açıldı. Yaptıkları ürünlerde kullandıkları malzemelerin ücretsiz karşılandığı projede kadınların mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine katkı sunularak ekonomik anlamda gelir elde etmeleri amaçlanıyor. Devletimizin güzel bir projesi bu. Devlet ADEM projesi, Aile Destek Eğitim Merkezi. Dezavantajlı gruplarımız için, kadınlarımız için yapılmış bir proje. Bu projede kadınlara bütün malzemeyi devlet veriyor. Her şeyi devletten. Kadınlar öğreniyor, üretiyor. Ondan sonra da yaptıkları ürünleri satıyorlar. Şimdi Sinop turistik bir bölge. Takıları da satabilecekleri güzel yerler var. ADEM projesi bize güzel girişimcilik kazandırdı kadınlar olarak. Biz sıfırdan başladık her şeye. Burada hocamızın sayesinde birçok şey öğrendik. Ve kendimizi de geliştirdiğimizi düşünerekten bu ürünlerimizin satışını da yapmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Yani stand açmayı, işte Aşıklar Caddesi'nde özellikle. Yani bize destek verilmesini de çok istiyoruz. Tabii ki devletimiz çok sağ olsun. ADEM projesi gerçekten de çok güzel bir proje. Bütün ürünlerimizi bedava hani kendileri şey yaptılar, verdiler. Hepsi bize ait. Biz satacağız. Bütün maddi şeyleri bize ait olacak. Ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Birazdan spor bülteniyle karşınızda olacağız. Mobilya Park Outlet, evlenecekler, evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı.
Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları, yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla, üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobile Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobile Park Outlet spor haberlerini sunar. Spor bülteni ile karşınızdayız. Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankara Gücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teşekkürler. Evet, bugün maçtan önce bizim için zor bir deplasman olduğunu söylemiştim. Ankara Gücü hem oyuncularıyla hem taraftarlarıyla güçlü bir camia ve burada iç saha maçlarında bunu net bir şekilde ortaya koyan bir takım. Özellikle ilk yarı yine pozisyonlara girsek de golü erken bulsak da yediğimiz gol, devamında verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ama oyun genel olarak devre arasında onu söyledim. Bizim gol atacağımız şekilde ikinci golü bulmamız, rahat bir şekilde bulmamız şeklinde geçecek diye. İkinci yarıda özellikle üçüncü gol, dördüncü gol attığımız gollerle doğru bir şekilde maçı bitirdik. Ligin 36. haftasında deplasmanda Ankara Gücü'nü 4-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Sarı Kırmızılı ekip Ankara'dan İstanbul'a geldi. Başkentteki maçın öncesi Florya Metin Oktay tesislerinin önünde toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar ve şarkılar söyledi. Sayıları her geçen dakika artan taraftarlar tesis çevresindeki sokakları doldurdu. Uzun süre tesis dışında bekleyen taraftarlar ilerleyen saatlerde içeri alındı. A takımın antrenman yaptığı sahaya alınan taraftarlar kutlamalarına burada devam etti. Ankara'dan döndükten sonra tesislere gelen sarı kırmızılı kafile taraftarlarla buluştu. Coşkunun zirveye ulaştığı anlarda futbolcular tesisin balkonunda, taraftarlar da sahada sevinç yaşadı. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray olurken sarı kırmızılı futbol severler zaferi büyük bir coşkuyla yurdun dört bir yanında kutladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ülkenin dört bir yanında Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek şampiyonluk sevincinde bulundu. Sarı kırmızılı taraftarlar konfeti patlatıp meşaleler yakarak takımının bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihi kent Safranbolu'da sarı kırmızılılar şampiyonluğu doyasıya kutladı. Galatasaray'ın Ankara Gücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu garantilemesinin ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 23. şampiyonluğu doyasıya kutlandı.
Ankara Gücü Galatasaray karşılaşmasının 4-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin önünde 5 puan farkla ligin 34. haftasında şampiyonluğu garantilemesinin ardından sarı kırmızılı taraftarlar Safranbolu'da Misak Milli Meydanı'na gelerek 23. şampiyonluğu kutladı. Arabalarla konvoy yaparak Safranbolu sokaklarında şampiyonluk turu atan sarı kırmızılılar sloganlar atarak eğlendi. Taraftarlar atkı, forma, bayrak ve meşalelerle şampiyonluğun keyfini gecenin ilerleyen saatlerine kadar çıkardı. Çok mutluyuz. Çok çok çok. Aynı başarıyı seni yine bekliyoruz. 23. şampiyonluk 100. yıl. İnşallah daha nicelerine hep beraber. Nasıl oluyor? Mobilya Park Outlet evlenecekler. Evini yenileceklere müjde. Bu fiyatlara inanamayacaksınız. Kaliteli, ekonomik, sezonun trend ürünlerinde dev sezon indirimi başladı. Oturma grupları 3950 TL, yatak odası takımları yatak baza dahil 6900 TL, yemek odaları 6750 TL, masa sandalye takımları 1390 TL, TV ünitleri 200 TL, sehpa takımları 140 TL, ekmek dolapları 340 TL'den başlayan fiyatlarla üstelik 36 aya varan taksit seçenekleriyle Mobilya Park Outlet, Zonguldak Caddesi, Çağrı İş Merkezi, Ziraat Bankası yanı, fabrikadan halka en uygun fiyatlar burada. Sporun ve sporcunun tek dostu Mobilya Park Outlet spor haberlerini sundu. Bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.